Bugün bize buz keçeleri döşemeye başladım gördüğünüz gibi. Böyle bir malzeme. Yanmayan güya, işte tüy yapmayan, toz yapmayan, kaşındırmayan bir malzemeymiş. Elastomerin üzerine döşedim bunları. Yanları XPS bırakmaya karar verdim. Çünkü yani artık duvar kalınlıkları çok fazla olacak bununla beraber. Bu da 12 milim. Döşemesi zor, yapışmıyor. Kolay kolay bantlamak zorunda kaldım böyle. Silikon sürüyorum. Silikonu da spatula ile yayıyorum. Böyle kalın silikon yapınca kurumuyor hızlı. Silikonu spatula ile böyle yayıyorum buraya komple. Ondan sonra yapıştırıp bantlıyorum. Şu ana kadar XPS kısmı bitti sayılır. Yani şuralar falan hep böyle yapıştı, bitirdim. Yapıştırdım komple. Şu en son uçları yapmayı planlamıyorum. Oraya başka bir malzeme koyarım. Kapıları yapacağız. Bir de şurası kaldı bir tek. Burayı da hallettikten sonra yalıtımla işimiz büyük bir oranda bitiyor. Sadece işte şu camlar, o camlara da XPS koyulacak zaten. Yani izoboz keçe koymayı düşünmüyorum. Tavan biraz ince olmuştu yalıtım açısından, o yüzden ben XPS, yani aman XPS diyorum, izoboz keçe kullandım. Bakalım şu ana göre, yani şu ana kadar güneş altında kaldığımda mesela şuralara sıcak olduğunu hissediyorum. Ama mesela buralardan ve şurayı doldurduğum için herhangi bir sıcaklık elime gelmiyor yani. Buradan full olduğu için buralar. Bakalım, yavaş yavaş yapıyoruz. Takip eden herkese, yeni abone olan herkese teşekkür ederim. Görüşürüz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün size yaptığım şeyleri göstermeyiz. Biraz da trafik de var. Şöyle. Gördüğünüz üzere camı kapattım. Bir kısmını böyle astar boyasını attım bunun. Mat beyaz yapıyoruz arabayı. Buradan bütün kenarlarını temizledim. Böyle yeniden boyadım. Koltuklar döşemeye gidecek, işlerimiz biraz daha planlandıktan sonra. Şu camı da sökeceğiz. Bayağıdır video çekmiyorum. Başka işlerle uğraşıyordum. O arada şimdi niye camları söküp durduğumu da anlatayım. Gördüğünüz üzere camı çıkarttım. Her yeri böyle paslanmış. Şimdi ben bunları temizlemeyip önlemini almazsam bu kapıyı halleder. Gördüğünüz üzere her yerinde var. Şunları kontrol ettim, bir şey gözükmüyor. Ama bunları sökersem şu contaları bulamayabilirim. O yüzden hiç gitmeyeceğim o işe. Burayı da kapattık. Kullandığım malzeme 4 mm alüminyum kompozit, kestirdim ebatlara. Camı söküyorum, camın şeklinde de kesiyorum spiralle. İçerinin tahtasını kestirdim, zemin tahtasını. O da marin malzeme. Bu contaları sıfırlarını buldum hepsini, aldım onları da. Su depom geldi. Başka ne geldi? Elektrik kablolarım falan içeride, geri görüş kameram geldi. Gördüğünüz üzere montajlarına devam ediyoruz. Çekebildiğim kadar çekeceğim ama tek başım olduğum için hem çekmek hem de işleri yapmak kolay olmuyor maalesef.
artık sonlara doğru gelmeye başladık gibi geliyor. Sana tahminimce bir 20-30 güne biter araba. Bak şurayı tekrar göstereyim. Neyse ben de video yüklemeye devam edeceğim yavaştan. Burayı biraz daha kazarsak karşı taraftan çıkacağız mı acaba? Neyse şimdi bakarım ben tekrardan. Araya görüntü çekerim. Evet, şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Temizledim. Bayağı da. Şimdi buraya antipas dedikleri değil de daha doğrusu pas dönüştürücü şu gördüğün yerlerdeki. Ham metali en azından. Şu içeride çok kötü olan bir yer vardı. Onları böyle tekrardan kimyasal bir tepkimeyle. Şurası biraz kötü ama çekiçle kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şu gördüğün her yer simsiyah olacak birazdan. Onu sürdükten sonra. Vürtün bir ürünü. Tavsiye ederim böyle bir problemleriniz varsa. Evet, sürdükten sonra tekrar paylaşım yapalım. Evet gördüğünüz üzere malzemeyi sürdüm, yavaş yavaş siyahlaşmaya başladı. Şöyle üstlere de şu aralara süremedim. Deneyeceğim oraylara da sürmeyi. Biraz böyle pis bir malzeme, böyle her yeri mor ediyor sonra siyah oluyor. Tabii şurası bayağı toparladı. Bir 15-20 dakika sonra burasını boyayabilecek hale getireceğim.